for the next game we are able to have all the player available. Zor bir maç oldu. Atmosfer yine çok iyiydi. Her zamanki gibi taraftarımız muhteşemdi, müthişti. Bunu söylemek lazım. Kendilerine bu müthiş performansın ödülü olarak 3 puanı veremediğimizden dolayı fazlasıyla üzgünüz. İkinci yarıda daha iyi oynadık, daha güçlü oynadığımızı söyleyebilirim. Oyunun son bölümünde fırsatlar bulduk. Geçen haftaya kıyasla, geçen oynadığımız maça kıyasla bunu bir gelişme olarak söyleyebilirim. O oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kaldık fiziksel anlamda da aynı zamanda. Gol yemediğimiz için mutluyuz. Gol yemememiz iyi bir şey tabii ki ve istatistiksel anlamda da güçlüyüz. Rakibe fazla şut fırsatı da vermedik. Az fırsat verdik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda sadece gol yemiştik. Ama bu hafta en azından golü yememiş olmak mutlu etti. O an hissettiklerimiz stattaki herkes gibiydi. Aynı şeyleri hissettik. Ben de gol sandım. Vuruş anı çok iyi yükseldi kafaya. Orta çok iyiydi. Yani her şey gol olması için çok müsaitti aslında ama bir türlü top içeri girmedi o anda. O an şansa ihtiyacımız vardı. Çok üzgünüz. Yine söylüyorum. O topun içeri girmesini çok isterdik. Kazanmayı istiyorduk. Kazansaydık bu bizi yukarıya taşıyabilecek, enerjimizi bizi daha yukarıya taşıyabilecek bir galibiyet olacaktı. Beklentimiz bu yöndeydi ama maalesef galibiyeti alamadık. Oyun planımız aslında savunma arkasında verdikleri boşluklardan faydalanmak. Arkaya koşularla ki rakibimiz savunmayı biraz da önde kurduğunu düşünürsek aslında bu bizim istediğimiz bir şeydi. Bundan faydalanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar verdiklerine de şahit olmuştuk. Devre arasında bu offside konusunu konuştuk. Çok fazla offside'a kaldık. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor diye. Diğer konuya gelirsek Fenerbahçe'nin oyunun 70 dakikalık bölümünü domine ya da kontrol ettiği konusuna ben katılamayacağım. Böyle bir şey söyleyemem. Tabii ki bazı anlarda tehlikeli oldular. Bizim bazı anlarda daha sabırlı olmamız gerekiyordu. Geleceğim konusunda endişelenmiyorum. Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var. İyi çalışıyoruz. İyi işler yapmak istiyoruz. Bu tabii ki yani dünyadaki tüm hoca için, tüm ekipler için geçerlidir bu konu. Biz çalışıyoruz. %100'ümüzü veriyoruz. Tüm futbolcularımız az önce de verdiğim cevap gibi aynı seviyede, aynı zindelik seviyesinde değiller. Mesela Raşit Özel'in de 20 dakikadan daha fazla oynayamayacak durumdaydı. O yüzden kendisinden alabileceğimiz maksimum süre buydu. Nasıl bir reaksiyon vereceğine bakacağız bu maçtan sonra. Giresun maçında alacağı süreyle ilgili yorum yapmak şu an için zor. Gelişimine bakıp ona göre bir karar vereceğiz.